Evet, herkese merhaba. Şunu kapatmam lazım. Evet. Şimdi geçen hafta bahsettiğim bu klasik gitar. Işık çok kötü be. Şöyle geleyim. Vlog export alıyorum. Artık vlogları çarşamba günleri paylaşacağım. Çünkü cumartesileri haberleri paylaştıktan sonra pazartesi hemen vlog paylaşmak biraz abes oldu. Haftanın sanki bir iki gününe falan sırtımı yaslamışım gibi oluyor. Onu istemedim. En azından dedim araya biraz gün gelsin ki birkaç gün olsun. Böylece izlenme en azından bir gün böyle peak yapacağına, iki gün peak yapacağına, haftanın birbirlerine eşit uzaklıkta olan günlerinde en azından yaparsa daha doğru bir grafik görebilirim ben de ilerleyişle alakalı. Şimdi bahsettiğim Serhat'ın parçasının son birkaç kaydı var demiştim. Onlarla falan ilgileniyoruz şu an. Klasik gitar çalacağım. Mikrofonla çalınmamla alakalı birkaç bir şey anlatabilirim belki. Çünkü tabii gitardan gitara ve çalandan çalana çok değişiyor ama en azından bendeki gitar, benim çaldığım, kullandığım gitar ve benim çalım şeklime uygun olanı, bu parça için uygun olanı falan anlatabilirim. Onun dışında yarın doğum günüm. 7 Nisan. Yarın stüdyoya gelmeyeceğiz. Hazar'ın evinde buluşacağız. Hazar'ın evinde küçük bir ekip olarak toplanacağız. Büyük bir olay o değil yani. Partimsi falan bir şey olmayacak. Takılmalı, etmeli. Ben burada sürpriz hiç sevmeyen bir adamım. Nefret ediyorum sürprizden. Yani stres oluyorum. Nefret böyle şey gibi bir yerden değil de, şımarık bir yerden değil de aşırı bir anksiyete oluyor bir anda. Belirsizlik ve neyle karşılaşacağımı bilememe, kestirememe bende ciddi bir stres yaratıyor. Ve genelde de sürpriz yapan kişi benim tepkimden memnun olamıyor. Bir de onun da stresi oluyor. Yani çünkü ne bileyim çok böyle uzakta yaşayan, çok uzun zamandır görüşemediğimiz bir arkadaşımı davet ediyorlar mesela. Adam geliyor karşıma. Abi ne haber falan diye. Ne haber abi? Oluyorum, anladın mı? Böyle şey yapamıyorum yani. Falan olamıyorum hiç. Yani hiç keyif de vermiyorum karşı tarafa. Fakat her sene mutlaka bana bir sürpriz yapma çabası oluyor. Şimdi yarın için planlanan bir şeyler var. Bana sorulan ve bana yansıtılan kısmı var bunun. Yansıtılmayan kısmı da var diye düşünüyorum. Yoksa da mutlu olacağım. Azar'da oturacağız. Muhabbet edeceğiz. Takılacağız. Biraz chill bir gün olsun istedim. Herkes çok yoruluyor. Herkes çok koşturuyor zaten. Çarşamba günü biraz böyle bir boş gün olsun. Zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi devam ediyoruz çalışmaya. Haydi bakalım. Işıklarımızı bir açalım önce. Al hava o zaman sana. Gerçek müzisyenler siyah olduk arkadaşlar. Dıdıdın. Netflix oldu biraz. Niye öyle oldu? Pazarcıyım ben, giriyorum. Arriba! Şimdi bilgisayar burada export alırken fan sesi var. Burada da mikrofon ve ben varım. Bu fan sesi bu mikrofona gelir mi? Sence gelir mi? Yani gelebilir çünkü çok yalnız kalacak değil mi? Değil mi? O zaman onun adaptörüyle beraber taşıma şansın var mı? Taşırız ya. Ne var ya taşısan? Ben de ısınsam o sırada. Taşırız, şey yapma. He? Yönenç, ben taşırım abi. Tamam kankam, sen onu taşı o zaman, ben de parçamız için ısınayım. Kankam ben, ha? Ben gitarı da bir şey mi koydum buraya? Step. Evet, onu... abi onu... Onunla yaptığım bir şey var. Bilerek onu oraya koydum. Yo, yo. Yapacağım hiçbir şey yok bayağı. Yani mazeretim yok. Ay gibi koydum oraya onu. Beni mi kandırıyorsun sen ya giderek? Seni kandırıyorum. Burada bütün sesin içeride yani. Arkamdan konuşsan da... Bırıb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 ırı
Efendim? 5'te mi tutuyorsun? Yok, açacağım biraz onu. Çok bu geliyordu da şey, sen içeriden çalarken. Aha, bir de fark ettim. Durdurdun ben zaten. Şöyle bir şey var. Bu bir, şu an bulabildiğim, elime ilk geçirebildiğim kayıttan önce bir peçete. Şuraları çok ötebiliyor gitarım. Çalımda çok ötebiliyor. O yüzden burayı şöyle bir... Onu engellemek için buraya normalde bir bezmez bir şey takılır. Toka falan konulur, bir şey konulur. Ben bir tane peçete koydum buraya. Kulaklığı mikrofona çok yakın tuttuğum için kontrol odasında, Hazar'ın bulunduğu odada çok tiz bir feedback oldu. Ve galiba Hazar'ın şu an kulakları ve gözleri kanıyor. Hazar'cığım devam edebilecek misin? Şimdi bu gitar normalde tiz karakterli. Şu anki belki ayıra ve öndeki tel sayesinde ve herhalde yapı şekliyle alakalı kalitesinden olabilir. Ve epey bir şuradan çalıyormuşum izlenimini çok alıyoruz mikrofonda çalarken. Dolayısıyla kayıt sırasında benim normalde genel olarak çaldığım kısım genelde burası, penatla çalarken.
Yani şu yuvarlan, şurasında falan çalarım. Kayıtta ve mikrofonda genelde 12. perde hizasında falan tutarız. Fakat biraz daha farklı yapıyorum. Biraz daha buradan çalıyorum. Bu benim için biraz zor oluyor. Şununla... Şuradaki matlık farkı dahi epey işimize yarayabiliyor. Bir de mikrofonla olan ilişkim genelde şu taraftan uzak olmaya çalışıyorum. Elimin mikrofonla gitar arasında çok gelmesini de engelliyorum. Elin mikrofonla gitar arasında olursa böyle bir flanger falan gibi bir efekt olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben hazırım. Alright. Haydi bakalım. Ritim yapacaksın, reverb istiyor musun? Tamam, istiyorum. İpin üzerinde koşmaya çalışmak gibi ya. Kardeşler de oluyor. Evet. Demo olarak kaydettiğimiz yer vardı. Orayı çaldım. Bir eşlik melodisi gibi bir şey çaldım. Denedik, yanıldık, bir şeyler yaptık falan. Bitirdik. Şimdi Serhat'a Cuma günü bunu dinleteceğiz. Eğer okey verirse zaten direkt mix falan. Vokal kaydı yapacağız tabii yani. Vokal kaydı var. Bir gün ayarlayacağız. Tabii önümüzdeki hafta biz doluyuz. Bap, bap, dibap falan var. Bir şeyler var. Gizli gizli hareketler, pislikler. Nasıl çalmışam? Bu geyik güzeldi. Helele. Tamam, bitti, gidelim o zaman hadi. He? Çikolata yemeyeceğiz mi ya? Çikolata? Ne bileyim. Var yanında istiyorsan çünkü. Sanki hep çikolata yiyormuşlar gibi sanki. Yanında var çikolata. Yok, istemiyorum yani. Çikolatası abi ya. Oha. Export yani da render artık adı neyse. Alırken sesi almamış. Benim burada enerjimi ekstradan emen hareketler bunlar. Öyle 11 dakikalık sessiz bir video. 4K falan ama sessiz yani. Oldu. Biz dönüyoruz eve yine. Yine yürüyelim dedik. Bugün erken oldu çıkış. Erken dediğin de 8 ha. 8'de çıktık. Hani bir saatimiz var, rahat yürüyebiliriz diye. Cebime pene kutumu koymuşum. Pene kutunu buldun mu sen? Buldum ya. Neredeymiş biliyor musun? Hayır. Ben de hatırlamıyorum. Ha, hatırladım. Ardiye gibi kullandığım odada. Buraya ben işte takım çantasını, eşyalarını falan işte böyle matkap, tornavida falan. Onları koyayım diye assign ettiğim bir çekmece vardı. Ona koymuşum. Fakat o çekmeceyle ilgili hiçbir şey yapmadığım için sonrasında. Orası böyle idle olarak kalmış beynimde. Çekmeceyi bir açtım. Böyle tek başına duruyor. Haa diye müzik çaldı böyle. Angel Sing falan, anladın mı? Böyle yani. Lens Flare oluyor. Aynen. Öyle olmaz. Akünün değişmesi lazım. Akünün değişmesi lazım. Bizim akü terk. Tüm bu galeyan ve kalabalıktan çıktık sonunda. Kurtuluşa geldik ve de terledik ama sıcak he. Azıcak. Sıcak, biz de 3 ayın öncesindeki şeyle. Baksana. Damağım kurudu ya gerçekten. Şimdi tabii biz haftalardır neredeyse hiç boş gün geçirmiyorduk. Böyle tamamen dinlenmeye ayırdığımız gün neredeyse hiç olmuyordu. Uzun zamandır ilk defa yarın böyle bir şey yapacağız. Ben kaçta gideriz diye sorduğum daha sonra gitmeyeceğiz ki dedi bana. Sanırım en güzel doğum günü hediyesi olabilir bu. İşe gitmemek değil mi? Sen bana izin verdin, ben sana izin verdim değil mi? Evet, herkese merhaba tekrar. Hazardayım şu an. Kışın en sıcak günüymüş bugün. Ya benim doğum günüme denk geliyor. Harika ya, tam buna göre yani. Dıdım dım dıdım. Ben gidip tereyağı sipariş edeceğim. Cidden merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hello. Değil mi? Sound guy. Sanırım buradan bizim stüdyonun olduğu yer gözükebiliyor. Şu spike gibi alanlardan bir tanesi. Sanıyorum ki Galata Kulesi. Thank you.
Ne yapıyorsunuz? Ya neyin, ne oluyor? Niye üstüme üstüme yürüyorsunuz? Olay başka yere biliyor. ne yapmalıyım? Teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, bana bu arkadaşlar, kendi babam da var, hediye almışlar. Hediye de ismini söylemeden önceki vlogların birinde bahsettiğim, keşke şu pedalımdan da olsa dediğim pedal. Bundan almışlar. Ne girsin? Allah Allah. YouTube. Kendimize video mu çekiyoruz? Anlamadım. Merhaba. Tepsi kebabı mı yaptın? Evet efendim. Gösterebilir misin tepsi kebabını bize? Tabii ki. İstersen açayım. Bir korku filmi başlangıcı gibi şu an. Aaaa süper iş görürüm. Elimi yaktım. Teşekkür ederim, sağ olun, görüşürüz. Bye. Kaç yaşına geldim? Pastan Batman'li. Sürprizim de pastanın Batman'li olması. Ve kendi aralarında konuşmuşlar. Pastayı Batman'li yapalım. Sen bir I'm Batman gelsin senden. I'm Batman. Batman'e bak, sen bunu o sesle yapsan ne olur yani Allah aşkına. Hi, Batman. Hi, Batman. Böyle söylüyor. Hi. Bir de gündüz çıkıyor zaten, sabah ondan çıkıyor. Köpek gezdiriyor falan ya, öyle bir Batman yani. Köpek gezdiren Batman çok iyiymiş ya. Tatlı olur. Hi. Çok iyi. Açsana çocuğu izleyelim. Hi. Hi. Good morning. Çok uzun zamandır off vermiyorduk. Şu pencereyi kapatacağım. Ses geliyor. Çok uzun zamandır hafta içi özellikle yani. Hani hafta sonu kapanmadan dolayı durmamız gerekiyor evde belki ama. Evde dursak da online dersler ve işte bu vlog editlemeler, kurgusu, montajı ıvır zıvır falan diye bütün günümü de alabiliyor, yeri geliyor. Doğum günüm için işte şey yapmayalım dedik. Stüdyoya gelmeyelim, iş yapmayalım falan. Bu sefer tabii stüdyoda olmadığımız için bazı işler üst üste bindiğinden cumaya aktardık hepsini falan. İşte bir ders, haberler videosunun bir iş gücü var o. Nihat'la görüşmemiz var, Serhat'la görüşmemiz var. Yaptığımız bu gitar çaldığım parçanın dinletmemiz gerekiyor, yorum almamız gerekiyor falan. Bir yandan da önümüzdeki hafta Bap Bap Dibap çekeceğiz. Bap Bap Dibap'ta keyifli bazı işler var. Onun planlamasını yaptık, istişare ettik falan filan. Benim için çok enteresan ya. Ben çok uzun zamandır istediğim bir pedal var diye bahsetmiştim. Bana o pedalı birleşip almışlar ya, gerizekalılar. Araştırmışlar nereden alsak, kimden edinsek. Yeni yaşımda biraz kendime daha çok dikkat edeceğim. En azından bunu kararını verdim. Beslenme olsun, uyku olsun, çalışma şekli olsun, çalışma zamanı olsun. Yine standart bir beyaz yakalı gibi yılda 2 hafta, 3 hafta dinleneyim. Pazar, cumartesi, pazar çalışmayayım, evden çalışayım gibi şeyler çok olmuyor ama. Çünkü hobi biz işimiz. Fakat en azından artık bu yaşa kadar gelmişim. Kendimi az çok tanıyorumdur. Neyin bana iyi geldi, neyin gelmediğini öğrenmişimdir diye düşünüyorum. Kendime biraz daha dikkat edeceğim. Yani başkasına davrandığım gibi davranacağım kendime ya. Kendime çok sert davranıyorum çünkü. Yani onu kullanış biçimimle şey gibi. Hiç su basmadığım bir kombi gibiyim yani. Az su içiyorum falan. Çok kahve içiyorum. Zamansız yemek yiyorum. Çok böyle çok şişman yemeği yemiyorum ama zamansız yemek yiyorum. Yaşlandığımı asla hissetmiyorum ama hatta birçok konuda daha enerjik olduğumu hissediyorum. Daha genç halimden. Fakat yoruluyorum. Genel dengemi çok bozacak şekilde yaşıyorum. Kendimi çok zorlayarak. Buna dikkat etmem lazım. Çünkü biliyorum yani üniversitede, lisede yılın belki 4 ayı hiçbir şey yapmıyordum. Rahat üniversite okul zamanında sayarsak. Şimdi cumartesi pazarım bile tamamen doluyum.